Çimentolara geldi sıra. Çimentolara geldi sıra. Artık bence sonbahar ayları itibariyle çimentolar tarafı olacak ama her türlü çimento hikayesi değil. Kentsel dönüşüm biraz daha taşlı. O yüzden biraz daha genel çimento hikayelerini fiyatlamak lazım. O yüzden Çimsa tarafını bir miktar ben ön plana çıkarmıştım. Bu çim gibi kağıtların da yavaş yavaş botoya gireceğini, işte Göltaş'ta da stoplu devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii insanların aklına daha önce önerdiğim batı çim de gelebilir ama burada biraz sert bir hareketlilik oldu. O yüzden biraz oralarda dikkatli, temkinli oluyorum. Genel anlamda ama çimentolarda önemi olduğu kanaatindeyim. Geldiği kanaatindeyim. Çimento pozisyonları pozitif. Benim bir ve ikim Çimsa ve bu çim. Şimdi Fatma Süslü Hanım çimentoları sormuş. Fatma Bayram Hanım da çimbeton neden bu kadar düştü demiş. Çimbetonun şundan kaynaklı. Döneminde inanılmaz primlendi çünkü. Her şey aşağıya gelirken çimbeton çok yukarıdaydı. Orada bir miktar pozisyonunu terk etmenin döneminin geldiği yerdeyiz. Hani biraz önce söylediğim gibi son durumuna da tekrar bir bakayım. Orada bir miktar yorgunluk var. Bir miktar hikayenin bitmesi var. Ondan kaynaklı. Eldeki seviye çok kritik. Maliyetiniz neredeyse ona göre yorum yapayım. Bir de grafiğe bakarsak 4500 üzerinde zaten gidemediğini de görüyoruz. En son şunu söyleyeyim. 2450'nin altına kayarsa ısrarcı olmayın bu kağıtta. Başka bir şeyi de toparlayalım. Peki. Yani şöyle söyleyeyim, ben de Çimbeton'a ekleme yapayım. Yani burada bence bir hisse rotasyonu düşünülmeli. Son iki çeyrek bilançosu çok zayıf geldi. Borç da artıyor. Yani orada Sertaç da az önce söyledi birkaç çimento şirketi, bence oralara doğru rotasyon düşünülebilir.